araştırmaya ve bölgede ekoturizmi geliştirmeye odaklı bir dernek. 2007 yılında kurduk. Son 10 yıldır bölgede Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yaban hayatını araştırıyoruz. Ve bu alanların ve bu yaban hayatının korunması için çalışıyoruz. Özellikle de yöredeki kurumlarla ve Orman Su İşleri Bakanlığı'yla, Doğal Hayatı Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, evet, işbirliğiyle. Şimdi CV'niz önümde inanılmaz bir şey var, bir zenginlik var. Yani insan böyle kıskançlıkla bakıyor. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında gümüş madalyanız var. Junior Chamber International'da çevre ahlakı ve liderlik dalında bir başarılı ödülünüz var. İngiltere Doğa Koruma Ödülünüz var. Thomson Reuters Essential Science Indicators'da bir ödülünüz var. Yılın bilim insanı. National Geographic'te yılın kaşifi ödülünüz var. Ve Türkiye Sulak Alanlara Saygı Ödülünüz var. Şimdi bu ödüller aslında kolay gelmedi, değil mi? Ne yaptınız da bu kadar çok ödülü verdiler size? Şimdi ben çocukluğumdan beri kendimi doğaya ve yaban hayatına adadım. Zaten bu içgüdüsel bir meraktı. Başka hiçbir şey düşünmedim. Başka da herhangi bir konuya da ilgilenmedim açıkçası meslek açısından. Ve ben çocukken bunun meslek olacağının bile farkında değildim. Yani soranlara ne olmak istiyorsun deyince cevap veremezdim. Yani ornitolog olmayı istiyorum demediniz. Tabii çünkü bir örnek yoktu, yol gösteren yoktu. Bulduğum canlıları yakalayıp eve getirirdim. Fakat zamanla işte Robert Lisesi'ndeki hocalarımın da desteği sayesinde işte bursla Harvard Üniversitesi'ne girdim ki bir dönüm noktası oldu. Orada kitaplarını okuduğum hocaların derslerini aldım. Stephen Jay Gould, Edward Wilson gibi. Daha sonra yine 15 yaşında ilk kez atıf yaptığım, referans gösterdiğim Profesör Paul Ehrlich'in laboratuvarında Stanford'da ekoloji doktoramı yaptım ve şimdi ben de ekoloji hocasıyım. Evet. Son bulduğunuz bir şey var, onu lütfen siz söyleyin. Ben biliyorum ama izleyicilerimize siz anlatın. Bir yeni bir kuş türünü buldunuz Türkiye için. Evet, şimdi biz Aras Nehri kıyısında, Iğdır'da Doğu Anadolu'nun ilk kuş halkalama istasyonu yürütüyoruz. Kuşlar yakalanıyor, zarar vermeyen halkalarla göç yolları takip ediliyor ve sonra doğaya bırakılıyor. Şimdiye kadar yakaladığımız 40 bin kuştan, ekranda bulduğunuz kuş. Evet, 40 bin kuştan bir tanesi bu şikra. Atmaca. 30 Ağustos'ta bir cins atmaca. Türkiye envanterine listesinde yeni bir tür. Türkiye'nin 469. kuş türü ve çok güzel bir hayvan. Bu bir genç, o yüzden gözü sarı ama erişkinlerde göz kırmızı oluyor. Çok hoş bir hayvan ve bu bölgede bizim tespit ettiğimiz 240. kuş türü oldu. Yani Türkiye kuş türlerinin %51, yarısından fazlası Aras Nehri yukarı çeyrekli sulak alanında. Maalesef bu Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanı, Van Gölü'nde 212 kuş türü var. 200 misli olan Van Gölü'nde, burada 240 kuş türü var. Bu alan şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü Tuzluca Barajı, sulama barajı bu alanı tamamen sular altında bırakacak. Alternatif olarak Aras Nehri'nden regülatörle su alınıp damlama sulamayla bu ihtiyaç karşılanabilir. Yani bu barajın maliyeti de son derece yüksek. Birçok bölgedeki otoyol sular altında kalacak, tekrar yapılması gerekecek. Maliyeti çok yüksek bir baraj ve Doğu Anadolu'nun kuş cenneti, bir bakıma Doğu Anadolu'nun manyasını yok edecek bir baraj. Bizim ümidimiz dünya çapında önemli bu alanın koruma altına alınması ki burada bizim yakaladığımız kuşlar, halka taktığımız kuşlar tekrar Zambiya'da, Güney Kıbrıs'ta, Macaristan'da yakalandı. Ve buraya gelen kuşların bacaklarında da Rusya'dan, İsrail'den, Güney Afrika'dan halka var. Hatta Türkiye'de en uzak mesafeden gelen halkalı kuş bir kırlangıç. Biz Aras Nehri'nde yakaladık 2008'de. Güney Afrika'dan geldi. Yaklaşık kaç bin kilometre uçmuş bu durumda? 7865 kilometre uçmuş minimum. Direkt çizgi olarak bakarsak Durban şehrinden Iğdır'a. Ki siz bunu birkaç katıyla çarpın. Çünkü bu kuş senede iki kere bu göçü gerçekleştiriyor. En az beş kere yapmış bu göçü. Yani 8 bin kilometreden gelmiş ama hayatı boyunca 50 bin kilometreden fazla yol kat etmiş. Ve burası bu kuş için bir vaha. Etraf kurak, bozkır. Burası yemyeşil, yaklaşık 20 kilometre karelik Aras Nehri'nin taşkın sulak alanı. Ve burada en az 240 kuş türü ki her sene, bu sene 7 tür daha ekledik listeye. Araştırdıkça artıyor. İçin burası dünya çapında bir cennet ve sığınak. Ve biz burayı su altına bırakırsak, burası direkt açık su gölet olursa, buradaki kuş türlerinin çoğunu biz yitireceğiz ve Türkiye dünya çapında bir alanını yok etmiş olacak. Evet. Peki Türkiye aynı zamanda önemli göç yollarının üzerinde olan, evet, bir coğrafyada kesinlikle bulunuyor. Kesinlikle. Burası da Doğu Anadolu, evet, göç yolu üzerinde. Bu göç yollarıyla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yani o göç yollarının korunması bakımından neler, evet, yapıyorsunuz? Şimdi tabii ki koruma açısından bu alanlar gibi konaklama ve üreme alanlarının korunması şart.
Ve bu halkalama çalışmaları zaten kuşlar tekrar yakalanınca bir bakıma denize siz mesaj bırakıp, bir şeye mesaj bırakıp denize bırakıyorsunuz. Tekrar birinin bulmasını ümit ediyorsunuz. Hani 40 bin kuşa biz halka takmışız. Belki onundan haber gelmiş. Ama neredeyse her biri başka bir ülkeden. Bu şekilde göç yolları tespit ediliyor. Daha somut bir şekilde çok daha pahalı olan ama daha çok daha iyi veri sağlayan uydu vericileriyle biz çalışıyoruz. Orman Su İşleri Bakanlığı'nın yine sağladığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı uydu vericilerini ilk kez Türkiye'de küçük akbabalara taktık Ağustos ayında. Bunlar küresel çapta soyu tehlikede olan ve son yıllarda en hızlı kötüye gitmiş tür Türkiye'de kuş türü. 3 küçük akbabaya taktık. İsimleri Aras Arpaçay Iğdır bölgenin isimlerini taşıyor. Ve bu küçük akbabalar göçlerine başladı Ağustos sonunda. Bir tanesi Etiyopya'ya gitti ki benim orada ayrı bir projem var. Şu an Etiyopya-Somali sınırında El Şabab'ın sizi dünyanın her yerinde tanıyorlar. Yani bir kuş bilimci, bir doğa bilimci olarak tanıyorlar. Yani literatürü karıştırdığımız zaman, Çağan Şekercioğlu dediğimiz zaman gerçekten hemen yani Google'ladığım zaman çıkıyorsunuz. O anlamda çok önemli bir görev addediyorsunuz ama yerine getiriyorsunuz. Ama acaba içeride ne kadar önem veriyorlar size? Yani mesela hani Orman ve Su İşleri Bakanlığı belli, tamam, sizinle çalışıyor. Evet. Ama bunun dışında yani diğer bakanlıklar, kuruluşlar, üniversiteler, akademi ne diyor? Şimdi açıkçası Türkiye sağ olsun teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızla ilgileniyor. Siz ilgilendiniz örneğin. Yani ilgi var. Fakat bizim isteğimiz yani ilgiden ziyade yani tabii ki ilgi doğa korumaya, çevreye olsun ama bu ilgi somut doğa korumaya dönüşsün. Yani yoksa ben televizyona çıkmışım, konuşmuşum güzel de yani bu yetmiyor. Biz bunu sonuca icraatın dönüşmesini istiyoruz. Yani bu bağlamda örneğin Kuyucuk Gölü Ramsar alanı ilan edildi. Ki dünya çapında önemli sulak alan demek. Tehlike altında olanları sayar mısınız bize? Türkiye'deki sulak alanlar, tuzlalarda tehlike altında olanları. Yani acil koruma isteyenleri. Şimdi işte Aras, yani Aras. Yukarı Çığırık sulak alanı acilen. Onun dışında yani açıkçası Türkiye'de acil koruma gerektirmeyen alan yok neredeyse. Yok, yani siz. İstanbul'daki sulak alanlarımızın yani çoğu Büyükçekmece Gölü. Koruma gerektirmeyenleri sayarsam gerisini anlar. Yani, kaç sulak alanımız var Türkiye'de? Vallahi sulak alanın tanımına göre değişiyor ama önemli anlamda yaklaşık 130 ile 150 sulak alanımız olduğu tespit edilmiş ve bunlar durumda. Ciddi turizm çeken alanlar aslında. Yani bakabilsek, koruyabilsek, tanıtabilsek değil mi? Kesinlikle. Yani ekoturizm dünyada turizmin en hızlı büyüyen sektörü. Bu konuyla ilgili makalelerim var. Kuş gözlem turizmi gerçek anlamda milyarlar dolarlık bir sektör. Türkiye Avrupa'da kuş gözlem turizmi açısından bir numara. Ekoturizm yapan insan sayısı nedir yeryüzünde? Bir yılda dolaşan tahmini sayı verebiliyor musunuz? Şimdi bunları yani ABD'de sırf kuş gözlemek için bir yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon kişi sadece Amerika'da 2 milyon kişi dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Seyahat ediyor. Evet, bu sırf ABD'de yapılan devlet anketi sonucu. Peki diğer yani dünyada kapsarsak yani onlarca milyon insan diyebilirim. Çünkü bütün birçok ülkenin anketi yok. Elimizde bilgi yok. Yani örneğin Türkiye'de kuş fotoğrafçılığı son 5 yılda patladı. Binlerce insan, gelir seviyesi iyi insan geziyor, kuş fotoğrafı çekiyor, on binlerce dolar harcıyor malzemelere ve seyahate. Yani bu Türkiye'de de hızlı artan bir sektör. Zaten bu orta sınıfın büyümesiyle direkt doğru orantılıdır ekoturizmin büyümesi. Evet. Çünkü eğitimli ve belli bir geliri olan sektöre hitap eder. Ama öyle çok bir gelir de gerektirmez. Siz isterseniz 100 dolarlık bir dürbünle kuş gözlersiniz. Hiçbir de başka bir masraf yapmanıza gerek yok seyahat dışında. Peki Çağan Bey, çok keyifli bir sohbet. Bunu yineleyeceğiz. Yani sadece kuşlarla sınırlı kalmayacak şekilde yeni bir program yapacağız. Diğer doğal vahşi hayattaki yani Anadolu kaplanı sırtlanı, çizgili sırtlan falan gibi şehir efsanesine dönüşen şeyleri de konuşmamız lazım. Gerçek tamam. Anlamda Türkiye'nin potansiyelini öğrenmemiz lazım ama ne yazık ki süremiz burada sona eriyor ama size sözümüz olsun. Sizi daha uzun boylu bir yayına çağıracağız. Başarılar diliyoruz. Kurtlardan, size. Ayılardan da konuşuruz. Verici evet. Taktığımız. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Birazdan arkamda bir fotoğraf göreceksiniz. O fotoğrafla size veda edeceğiz. Bu fotoğraf son derece tanıdık. Arkadaşlarım veriyor. Evet, tanıdık bu fotoğraf. Bu Nuriyer Rubini, kahin iktisatçı denilen iktisatçı, New York Üniversitesi öğretim üyesi, IMF danışmanı. Bir dönem Türkiye masası şefliği de yapmış. Kariyeri son derece
güçlü donelerle dolu olan birisi. Bu fotoğraf Adana'da çekildi. Arkadaşımız Hande Berk'tan Adana'da dün Nuriye Rubin ile çok büyük bir röportaj yaptı. Çok yankı yapan bir röportaj yaptı. O röportajda Nuriye Rubin'i Fitch'ten sonra Moody's ve Standard & Poor's'un da Türkiye'nin notunu artırabileceğini ama bunun zamana yayılı olabileceğini söyledi. Türkiye ekonomisi konusunda da kaygılı olmadığını söyledi en azından. İyimser değil ama kaygılı değil. Nuriye Rubin'i biliyorsunuz daha çok karamsar tahliller yapan bir isim. Şu anda gördüğünüz Adana'da bir vakti kerahat dediğimiz bir enstantaneyi yansıtıyor. Masasında bir kadeh rakı var. Ve tabii rakının olmazsa olmazı, hele Adana'da içiyorsanız, bir şalgam var, kebap var ve Nuriye Rubin'i sohbet ediyor. Nuriye Rubin'i neden rakı içiyor derseniz, bir keyiften diyebiliriz ama ayrıca Nuriye Rubin'i Türkiye doğumlu bir bilim adamı, bir iktisatçı, İstanbul doğumlu, 1959 doğumlu, 29 Mart günü doğmuş. Ama Nuriye Rubin'i birkaç yaş Türkiye'de yaşadıktan sonra İran'a göç ediyor. Türkiye kökenli bir Musevi ailenin çocuğu. Zira 59'lu 60'lı yıllarda Türkiye yabancılar için, gayrimüslimler için, azınlıklar için yaşanılmaz ve cehenneme dönüşen bir ülkeydi. İşte kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi. Afiyet olsun diyoruz Nuriye Rubini'ye. Evet, böylece noktalıyoruz. Ana haber bültenimiz burada bitiyor. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çıkarayım istersen ben. Çıkardım ya. Yerini çıkarayım mı? Hepsini çıkarayım istersen. Evet, sandalyenin üstünde dursun değil mi? Şunu, şu şey de beni çok rahatsız etti ya. Şuna taktık mecburen. Şunu taktık. Mecburen evet. De o onu çekiyor. Bu. Şeyi de. Bir dakika, bunu ben üstten çıkarmam lazım herhalde değil mi?